Hepinize merhaba arkadaşlar. Facebook'la ilgili bir bilgi sızması söz konusu. 533 milyona yakın Facebook verisi şu an farklı forumlarda ücretsiz olarak dağıtılmakta. Aslına bakarsanız 2019 yılında bu veriler Facebook üzerinde arkadaşına ekle fonksiyonundaki bir güvenlik açığından kaynaklanan sebepten dolayı çalındı ve farklı forumlarda bugüne kadar satılıyordu. Ama bugüne kadar hep ücretli bir şekilde işte hacking forumlarında özellikle bu veriler farklı insanların eline geçiyordu. Türkiye'den de yaklaşık 19 milyon kişinin verisi şu anda farklı forumlarda satılıyor, insanlarla paylaşılıyor. İki gün önce de bir forumda, bir hacking forumunda bu veriler ücretsiz olarak dağıtılmaya başladı. Bu verilerin içerisinde neler var, sizi ne gibi tehlikeler bekliyor? Bununla ilgili bir video çekmek istedim. Bu videoda telefon numaranızı ve farklı bilgileri kaydettiğinizde başınıza neler gelebilir? Birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle şimdi ekranda da görüyorsunuz arkadaşlar. Bu Raid Forms'ta şöyle bir gönderi paylaşıldı. Birisi 533 milyon Facebook verisinin indirilebilir linklerini burada paylaştı. 106 ülkeye ait Facebook verisi var. Türkiye'yi de şöyle listeden bulalım. Ya aklınıza gelecek pek çok ülkenin verileri var. Türkiye'yi de burada görüyorsunuz. 19 milyon, neredeyse 20 milyon kişinin verisi şu an bu sitede ücretsiz olarak dağıtılmakta. Bu verilerin içerisinde neler var? Hemen size göstereyim arkadaşlar. Ben Amerika'ya ait olan verileri indirdim. Hemen açalım. Notepad veya bakalım. Notepad'le açtık. Şimdi arkadaşlar bu verilerin içerisinde Facebook ID'niz var. Cep telefon numaranız var. Adınız, soyadınız, cinsiyetiniz gibi bilgiler var. Doğum tarihiniz var. Çalışıp çalışmadığınız işiniz var. Sonrasında konumunuz var. Nerede oturuyorsunuz? En son ne zaman giriş yaptınız ya da kayıt tarihiniz gibi bilgiler var. Başka? İlişki durumunuz var mesela yine burada çalınan bilgiler arasında. Bu veriler dediğim gibi arkadaşlar milyonlarca kişiye ait. Şu an ekranda ABD'deki Amerika'ya ait olan verileri görüyorsunuz. Bu veriler aslında 2019 yılında zaten çalındı. Facebook da bunun farkındaydı. Bu açığı kapattı daha sonra ama bu veriler şu anda etrafta dolanıyor. Peki bu veriler size ne gibi zarar verebilir? Birazcık bundan bahsedeceğim. Aslına bakarsanız bu veriler pek çok amaç için kullanılabilir. Ama ben burada özellikle bir saldırı yönteminden size bahsetmek istiyorum. Ekrana bir tane görsel getireceğim. Görsel üzerinden anlatmak biraz daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Bu ekranda gördüğünüz arkadaşlar SIM swap saldırısı. SIM biliyorsunuz cep telefonlarımızın içerisinde bulunan küçük bir devre, üzerinde bir çip var. Bununla ilgili telefonunuzla ilgili içerisinde telefon numaranızla ilgili veriler var. Ve artık günümüzde pek çok işlemi artık cep telefonuyla yapıyoruz. Biliyorsunuz bankalardan özellikle doğrulama SMS'lerini cep telefonu üzerinden alıyoruz. Kredi kartıyla alışveriş yaptığınız zaman cep telefonunuza doğrulama SMS'i geliyor. Hatta Instagram'a, Facebook'a girerken bile doğrulama kodu cep telefonunuza geliyor. Yani cep telefonu aslında bizim için şu anda son derece kritik. Bu çalınan veriler arasında, Facebook'ta çalınan veriler arasında da cep telefonu bilgimiz var. SIM swap saldırısı şöyle işliyor arkadaşlar. Saldırgan önce sizi incelemeye alıyor. Sosyal mühendislik yaparak sizin tüm Facebook'unuzu, Instagram'ınızı, kullandığınız tüm sosyal mecraları inceleme altına alıyor. Ve sizi takip ediyor. Sizle ilgili veriler topluyor. Ne gibi veriler topluyor? İşte doğum tarihinizi zaten eline geçirdi Facebook'tan. Adınız var, konumunuz var, cep telefonunuz var. Bulabildiği tüm verileri alıyor. Bir bankayı aradığınız zaman size ne soruluyor doğrulama için? Cep telefon numaranızı giriyorsunuz. Anne kızlık soyadınızın işte ikinci harfini soruyorlar. Nerede doğduğunuzu soruyorlar. Facebook bunu çaldırdı. Doğum tarihinizi soruyorlar. Yine bu Facebook'tan çalındı. Yani bulunması gereken aslında çok fazla veri yok. Şimdi swap saldırısında kişi saldırgan bu verileri topladıktan sonra şunu yapıyor. Sizin cep telefonu operatörünüzü arıyor. Ve sizmiş gibi davranıyor. Mobil operatörünüzü aradıktan sonra sizinle ilgili bilgileri paylaşıyor. Telefondaki görevli ona bazı güvenlik için bilgiler soruyor, doğrulamalar soruyor, doğum tarihini soruyor, işte anne kızlık soyadını soruyor, doğum yerini soruyor. En son siz olduğunuzda, ikna olduğunda karşıdaki saldırgan şöyle bir istekte bulunuyor. SIM kartını
bloklanmasın, kapatılmasını istiyor geçici bir süre. Bunu yaptıktan sonra da en yakın ilgili operatörün mağazasına gidiyor. Yine elinde de sahte bir kimlik belgesi var arkadaşlar. Bu sahte kimlik belgesini Photoshop gibi bir ortamda hazırlıyor. Sizin bilgileriniz bulunuyor. Tek fark var, kimliğin üzerindeki fotoğraf saldırgana ait. Bunu yazacağını çıkarıyor. Bir kimlik fotokopisi elde ediyor. Gittiği operatörün mağazasında, örneğin Turkcell, Vodafone gibi gittiğinde sim kartı ile ilgili sorun yaşadığını ve yenisini talep ediyor. Oradan da o kimlik belgesinin fotokopisiyle yenisini alıyor. Bu bilgileri sağladıktan sonra artık sizin cep telefonunuzda şöyle bir uyarı görünüyor. Servis yok. Siz telefonunuzda sorun olduğunu düşünüyorsunuz ama o aşamada aslında saldırgan yeni elde ettiği sim kartı telefonla taktı ve aktive etti. Bunu yaptıktan sonra da artık bankadan gelen ya da kredi kartıyla üzerinden gelecek olan tüm doğrulama kodlarını veya herhangi bir sosyal mecraya girişte kullanacağınız doğrulama kodlarını artık o telefon üzerinden elde edebiliyor. İşte arkadaşlar, bu sim swap saldırısı gerçekten çok tehlikeli ve önlem alınması gereken saldırı türlerinden birisi. Çok yaygın olarak bilinmiyor. Biraz daha profesyoneller bu tür saldırıları kullanıyor. Siz neye dikkat edebilirsiniz? Sizin yapmanız gereken şey şu: e-mail üzerinden ya da cep telefonu, SMS gibi yöntemler üzerinden gelecek olan linklere son derece dikkat etmeniz lazım. Size özellikle farklı linkler, anket görünümünde olabilir veya tanıdık bir servisten geliyormuş gibi görünebilir gönderilen SMS'ler ya da e-mail'ler, sizinle ilgili bilgiler toplanabilir. Adınız, soyadınız veya o an ihtiyacı olan tüm bilgileri bu yemleme yöntemiyle saldırgan sizden alabilir. Bu bilgiler kritiktir arkadaşlar. O yüzden şu an mesela cep telefon numaranızın saldırganların elinde olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü benim de muhtemelen Facebook'a verdiğim cep telefon numaram şu an o veri tabanının içerisinde. 20 milyon kişinin arasında ben de varım muhtemelen. Sizin üzerinize düşen, size gönderilen cep telefonunuza, SMS ya da e-mail üzerinden gönderilen linklere dikkat etmeniz. Sim swap saldırısı böyle bir saldırı yöntemi. Özellikle bazen görüyorum farklı forumlarda kişilerin hesaplarındaki paralar başka hesaplara havale ediyor ve bu kişiler genelde şöyle söylemlerde bulunuyorlar: bana doğrulama kodu gelmedi, cep telefonuma hiçbir bildirim gelmedi, ben banka tarafından aranmadım. Aranmamanız son derece normal, çünkü muhtemelen sim kartınız klonlanmış bir şekilde saldırganın elinde. Daha doğrusu klonlama demeyelim buna, saldırgan legal saldırgan farklı bir şekilde sim kartınızın kopyasını elde etti ve sizin elinizdeki sim kartı devre dışı kaldı. Bu tür saldırılara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle bankacılık işlemleri için cep telefonunuzu kullanıyorsanız o telefon üzerinden gönderilen linkleri, e-mail ya da SMS yoluyla gönderilen linklerde kişisel bilgilerinizi paylaşmamaya, telefonla gelen aramalarda da özellikle kişisel bilgilerinizi paylaşmamaya dikkat edin. İşte böyle arkadaşlar, Facebook'ta sonunda, yani bu bildiğimiz tabii ki Facebook bu bilgileri kaptırdı ama Instagram'da bu belki veya farklı ortamlarda da bu bilgiler sürekli çaldırılıyor. Biz ne zaman haberdar oluyoruz? Ta ki o güvenlik açığı keşfedilene kadar. İşte 2019'da olan saldırıda ancak bu bilgiler çalındıktan sonra fark edildi. Facebook bunu fark etti. Facebook bunu kapattı ama bütün o an işte 533 milyon kişinin verisini o ana kadar çaldırdı. Siz arkadaşlar olabildiğince sosyal medya üzerinden bilgi paylaşırken dikkatli olun. Bu tür saldırılardan korunmak için de lütfen her zaman uyanık olun. Cep telefonunuza, e-mailınıza gelen linkleri doğrudan tıklamayın, açmayın, bilgi paylaşmayın. Bu videoda biraz bilgi vermek istedim. Facebook'un kaptırdığı veriler üzerinden birazcık konuşmak istedim. İşte gördüğünüz gibi pek çok ülkenin verisi böyle ortalıkta şu anda dolanıyor. Bunu alan kötü niyetli insanlar bu verileri çok rahatlıkla kullanabilir. Evet arkadaşlar, Discord'da bize katılabilirsiniz. Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Hala kanalımıza abone değilseniz de kanalımıza abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.